Hemen 250 gramlık bir tane soyulmuş patatesi kabımızın içine alıyoruz. Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Hemen önce işimize bulguru ıslayarak başlayalım. Burada köftelik bulgur var. İnce bulgur diğer adıyla. Ortalama 8 kişilik yemek çıkar buradan. İki su bardağı bulgura, bildiğimiz normal klasik su bardağı bu. İki su bardağı kaynayan su vereceğiz. Hemen şöyle suyu bir karıştırıyoruz. Bu değişmez ölçü, su oranı değişmez. Hemen kapağı kapatıyoruz. Bunu bir kenara alıyoruz. Ortalama 15 dakika. Sıcak suyun içinde bu ne yapacak? Bekleyecek. Bulgur suyun içinde beklerken biz ne yapıyoruz? Hemen 250 gramlık bir tane soyulmuş patatesi kabımızın içine alıyoruz. İki su bardağı su da buna koydum. Kapağı kapatıyoruz. Şimdi bunun haşlanmasını bekleyeceğiz. Tenceremizin altını yaktık. Önce bir kaynatacağız. Kaynadıktan sonra patatesin tam pişme süresini ben size söyleyeceğim. Kaynayınca altını kısacağız. Gördüğünüz gibi suyu kaynamaya başladı. Hemen kapağı kapatıyorum. Ocağımı kısık ateşin birazcık üstüne alıyorum. Patateslerin haşlanmasını bekleyeceğiz. Tam 25 dakika oldu. Şöyle bir gösterelim. Bunun pişme süresi patatesin cinsine göre değişir. Çok fazla dakikaya takılmayın. Şöyle bastığınız zaman görüyor musunuz? Ne yapacak? Patatesleri çatal çekmeyecek. Hemen altını kapatıyoruz. Suyunu süzdüreceğiz. Bunu bir soğutacağız. Şöyle bir gösterelim. Ortalama 15 dakika beklettik. Bulgurlar suyunu çekti. Bunu çok fazla bekletmeyeceğiz. Çok fazla bekletirsek bulgur ne yapar? İçinde ne kadar su da olsa kurur. İstediğimiz gibi netice elde edemeyiz. Şimdi bunu yaparken önemli bir tüyo daha vereceğim. Tabii ki gördüğünüz gibi fazla. Önemli tüyosu da ne olacak arkadaşlar? Bunu nasıl buzluğa atarsınız? İstediğiniz zaman buzluktan çıkartırsınız. 6 ay sonra da olsa bu yemeği elinizde hazır yemek olarak kullanabilirsiniz. Burada bir tane de patatesimiz var. Haşladık, onu da atıyoruz içine. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Acı ne kadar seviyorsanız ona göre. Bir çay kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber atıyorum. Önce bunu bir yoğuracağım. Birbirine alıştıracağım. Malzemeleri yani içine yumurtayla un katacağım. Onları biraz sonra katacağım. Önce patatesler içinde bir kaybolsun. Bir özleşsin. Şöyle bir göstereyim. Birbirine yapışmaya başladı. Tam bu aşamada bir tane yumurta kırıyorum. Yumurtayla da ortalama 5-6 dakika bir yoğuracağım. Ununu ondan sonra katacağım. Patatesler içinde kaybolana kadar iyice yoğurdum. Şöyle bakın daha da özleşti, görüyor musunuz? Tam bu aşamada ne yapıyoruz içine? Şöyle bir yemek kaşığı bir un atıyoruz. Şimdi bununla da iyice bir yoğuracağız. Bundan sonra bunda dağılma, içinde kaybolma, erime gibi en ufak bir tehlike olmayacak. Arkadaşlar iyice yoğurdum. Ben yoğurdum. O da beni yoğurdu. Şöyle bakın. Sıra geldi bunu porsiyonlamaya. Bunu porsiyonlarken de ocakta kaynayan suyumuz hazır olacak. Hemen yanımıza bir tepsi aldık. Arkadaşlar şöyle bir de su alacağız. Elimizi ıslayacağız. Bundan sonra istediğimiz ölçülerde ne yapacağız? Köftemizi yapacağız. Ben tabii birkaç tanesinin yapıldığını göstereceğim. Hepsinin yapıldığını göstermeyeceğim. Elimizi ıslayacağız ki elimize yapışmasın. Elimizde rahat bir şekilde dönsün. Şimdi birkaç tanesinin de yapıldığını göstereyim. Şöyle bir tanesini alacağız arkadaşlar. Pürüz kalmayana kadar yuvarlayacağız. Görüyor musunuz? En ufak bir tane pürüz kalmayacak. Misket gibi olacak.
Şöyle, görüyor musunuz arkadaşlar? En ufak bir pürüz yok. Misket gibi. İsterseniz iki tanesini de yuvarlayabilirsiniz tek elinizde. Birinizi parmaklarınızın ucunda, birini de elinizin ortasında. Şöyle göstereyim. Mutfakta çalışıyorsanız mutlaka elinizi bu şekilde alıştırın. Görüyor musunuz? Tamamını yuvarladıktan sonra diğer işleme geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Köftelerin hepsi hazır. Difrize atarken de ne yapacağız? Önce bir geniş bir kaplı atacağız difrize. Bir stres çekeceğiz. Difrizde bunu bu kabın içinde donduracağız. Ondan sonra poşetleme işlemi yapacağız. Eğer bu şekilde yapmazsak ne yapar? Poşetin içinde hepsi birbirine yapışır. İstediğimiz gibi bir netice elde edemeyiz. Hemen şöyle göstereyim. Streci çektik. Bu kendini bir çekecek difrizde. O aşamayı da göstereceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Asıl yemeğimizi yapmaya ocağın başına geçiyoruz. Suyumuz kaynadı. İçine şöyle bir çay kaşığı tuz atıyor. Tuz attıktan sonra köfteleri atacağız içine. Şöyle köfteleri de göstereyim. Köfteleri attıktan sonra buna bir daha dokunmuyoruz. Ortalama 12-13 dakika içerisinde köftelerimiz pişmiş olacak. Pişmeye başladığı zaman ne yapacak? Yüzüne doğru çıkmaya başlayacak. Buna kesinlikle kapak kapatmayın. Kapak ne yapar? Buharlandırır. Köftenizi çözer arkadaşlar. İçinde paramparça bir köfte elde edersiniz. Şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Lastik top gibi oldu. Kesinlikle dağılmaz. Bu garantili tarif, görüyor musunuz? Altını kısıyor. Altını da göstereyim. Kısık ateşte ortalama 12-13 dakika kaynatacağız. Kenar alıyorum. Bu kenarda kaynarken sosunu yapacağım. Tavamızın altını yaktık. Yarım fincana yakın bir sıvı yağ boşaltıyorum. Şöyle göstereyim. Renginden de gördüğünüz gibi çakma tereyağı. Elinizde hangi yağ varsa onunla yapabilirsiniz. Yağımız erimeye başladı. Şöyle göstereyim. Burada 4 diş doğranmış sarımsak var. Sarımsağı yakmayacağız. Sadece hafiften bir rengini kaçıracağız. Sarımsağı yakarsak lezzet vereceği de lezzetini burada. Hafiften rengini atmaya başladığı gibi salçasını vereceğiz. Sarımsaklar rengini kaybetmeye başladı. Hemen yakmadan içine bir yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Şöyle ortalama 2 dakika kadar salçayı bir kavuracağız. Salçamızı 2 dakika kadar kavurduk. İçine şöyle bir göstereyim. Yarım çay bardağına yakın bir soğuk su boşaltıyorum. Soğuk suyu özellikle her yemekte kullanmaya çalışıyorum. Hem lezzeti daha güzel çıkartır, hem de rengini daha güzel çıkartır. Soğuk suyu ilave ettim. Bir kere karıştırdım. Bir kere karıştırdığım gibi. Şimdi az önce size bahsetmiştim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Köftelerin hepsi yüzüne çıktı. Daha önce demiştim, elinizi dokunmayın. O pişince kendi yüzüne çıkar diye. Hemen köftenin suyundan alıyorum. Köftenin kaynayan suyundan içine bir kepçe ilave ettim. Kısık ateşte ikisini de ne yapacağız? Bir kaynatacağız. Köftelerin dakikasının dolmasını bekliyorum. 10 dakika oldu. O arada biraz da salçamız özlenecek. Her zamanki gibi ne yapıyoruz? Baharatları en son atıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. Ya ben çay kaşığıyla atıyorum da. Baharatını siz ayarlayın. Bir tatlı kaşığını geçmesin tuzumuz. Şöyle bir çay kaşığı da karabiber. Acı ne kadar seviyorsanız o kadar. Ben acıyı çok seviyorum. İki çay kaşığı pul biber. Olmazsa olmazı bir çay kaşığı da kimyon. Bir kere karıştırdım. 15 dakika kaynattığımız köfteleri atıyoruz içine. Şöyle atarken de bakın arkadaşlar. En ufak bir dağılma, bozulma yok. Köftelerimizi iyi yoğurursanız sorun yaşamazsınız. Size etsiz, lezzetli, keyifli bir köfte. Hemen şöyle bir sallayalım. Sos her tarafına bir değsin. Hemen ocağımın altını en yüksek ateşe alıyorum. Sadece bir dakika. Sebebi de yeme sosa bir alıştırmak. Tam bir dakika geçti.
Şimdi bunu iki şekilde sunabiliriz. Onu göstereceğim. Hemen şöyle iki sunumu da gösterelim. Kasemizin içine iki yemek kaşığı bir yoğurt alıyoruz. Yoğurdun kendi suyundan az bir şey dökeceğim. Döğülmüş içine bir diş de sarımsak atıyor. Çok az bir de tuz atıyor. Tuz atmamın sebebi de yemeğin dengesini bozmasın. Hemen yoğurdu şöyle bir çırpıyor. Yoğurdumuz hafiften bir akıcı duvarında olacak. Hemen yoğurdu şöyle üzerine bir döküyoruz. Hangisini tavsiye edersin usta dersen, tabii ki yoğurt olanını tavsiye ederim. Yoğurt ne yapar? Salçayı kırar, yemeğin ağırlığını kırar. Yerken biraz ferahlık sağlar. Şimdi arkadaşlar bu yemekte 3 tane şey kullanabilirsiniz. 1 maydanoz, 2 reyhan, üçüncüsü de ne? Nane. Nane bu yemeği inanılmaz derecede rahatlatır, ferahlatır. İnanılmaz derecede yakışır. Her aldığınızda böyle güzel bir lezzet gelir, güzel bir koku gelir ağzınıza. Arkadaşlar, yoğurtlu olan yemeğimiz, yoğurtsuz olan yemeğimiz, tarife birebir uyarsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız. Hemen şöyle bir bakın. Bu da buzdolabına atmış olduğumuz köfte. Bu köftenin tam donmuş olması gerekiyor. Ben tarifi uzatmamak için ne yaptım? Bir yarım saat beklettim. Hemen poşete döküyorum. Şöyle hafiften bir havasını aldım. Bunu da difrize tekrar atarsanız 6 ayda dursa en ufak bir sorun yaşamazsınız. Arkadaşlar bunu da difrizden çıkarttığınızda şuna dikkat edin. Çözdürmeden kaynayan suyun içine atın. Ondan sonraki işlemlerin tamamı aynı. Sayfamda birinin üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'i mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan köfteyi gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biriniz yapalım. Afiyet olsun.